iPad'e senkronize ettiğiniz veya e-posta ile aldığınız dosyaları açamadığınız ya da düzenleyemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlk olarak iPad'in yerleşik uygulamalarının dosyaların açılması ve düzenlenmesiyle ilgili çok fazla seçenek sunmadığını göreceksiniz. Mail uygulaması bazı ek dosyaları genel resim dosyalarını görmenize izin verirken PDF'leri veya Word dokümanlarını görüntüleyemez. Bazı dosyalar için üçüncü parti uygulamalara ihtiyacınız olacaktır. Pages, Numbers, Keynote, PDF Readers gibi uygulamalar bu soruna çözüm üretiyor. Pages uygulaması ile metin ve Microsoft Word dosyalarını, Numbers uygulaması ile Microsoft Excel tablolarını ve Keynote uygulaması ile de Microsoft PowerPoint sunumlarını açabilirsiniz. Bu uygulamalardan birini yüklediğiniz zaman mail kullanışlı bir hale gelecektir. Mailde Microsoft Word eklentisini içeren bir iletiyi seçelim. Bu eklentinin simgesi şimdi Pages ikonuna dönüşüyor. Bunun anlamı dosyanın Pages uygulamasında açılabileceğidir. Buraya dokunduğunuz zaman size dosyanın bir ön izlemesini gösterecek ve ekran üzerindeki denetimler kaybolacaktır. Açmak için ise ekrana dokunarak denetimleri inceleyin ve ekranın üst kısmındaki birlikte aç butonuna dokunup Pages uygulamasını seçin. Pages uygulaması dosyayı açar ve oluşabilecek hataları, örneğin kayıp olan bir yazı tipini bulur. Dosyayı görüntülemek için Tamam butonuna dokunabilirsiniz. E-posta iletisine bir PDF dosyası eklenmiş üzerine basılı tutuyoruz ve birlikte açabileceğimiz seçenekler çıkıyor. Good Reader'a dokunarak uygulamayı başlatıyoruz ve dosyayı açıyoruz. Daha sonra dosyaya gidebilir ve sayfaları çevirebiliriz. İşimiz bittiğinde iPad'e dokunup belgelerime dokunabilir ve buradan Good ana ekranına giderek görüntülenecek dokümanları seçebiliriz. Mail'e geri dönelim ve Microsoft Word eklentisine sahip bir ileti seçelim. İkon bize bunu Pages uygulaması ile açabileceğimizi söylüyor. Basılı tutalım. Birlikte aç seçeneğini seçelim ve Dodge to Go uygulamasını seçelim. Documents to Go çalışıyor ve dosyayı görüntülüyor. Good Reader'dan farklı olarak ekranın altında düzenleme denetimlerini bulabilirsiniz. Dökümanı düzenlemek için tek yapmamız gereken ekranda imleci getirmek istediğimiz yere dokunmak ve yazmaya başlamaktır. Diğer denetimleri de kontrol edin. Biçimlendirme gibi bazı denetimlere de sahip olduğunuzu göreceksiniz. Bu uygulamaları özel yapan kolay erişim ve bir USB bağlantısı olmadan iPad'e dökümanları taşıyabilme becerisidir. Dropbox ile başlayalım. Dropbox, ücretsiz 2 GB boş depolama alanı sağlayan bir internet tabanlı depolama hizmetidir. Eğer isterseniz daha fazla depolama alanı satın alabilirsiniz. İlk önce Dropbox installer'ı indirip kurmanız ve bir hesap oluşturmanız gerekmektedir. Kurulumu tamamlayıp giriş yaptığınızda bilgisayarınızda dosyaları kopyalayabileceğiniz bir Dropbox klasörü bulacaksınız. Bir dosyayı Dropbox klasörüne yerleştirdiğinizde, dosya Dropbox'ın web sitesine yüklenir ve burada da depolanır. Eğer bilgisayarınızda dosyada herhangi bir değişiklik yaparsanız, bu değişiklik aynı zamanda depolanan dosyada da yapılmış olur. Dropbox uygulamasını başlatıyoruz ve Dropbox'taki klasörleri açıyoruz. Daha sonra bir klasöre dokunup indirilecek bir dosyayı seçiyoruz. Şimdi dosyayı indirdik. Ekranın üst kısmındaki birlikte aç butonuna dokunalım ve daha sonra dökümanı açmak için bir uygulama seçelim. Çeşitli dosya tiplerini okumaya izin veren GoodReader uygulamasını seçtiğimiz zaman döküman bu uygulamada açılıyor. Bazı uygulamalar Dropbox'a doğrudan erişmenize izin verecektir. GoodReader de bunlardan biridir. GoodReader ekranına dokunarak denetimlere tekrar ulaşıyoruz. Belgelerime dokunuyoruz ve sunuculara bağlan girişine dokunuyoruz. Ekle butonuna dokunduğumuzda Dropbox için girişleri görüyoruz. Dropbox ekleyelim ve kullanıcı adını ve şifreyi girelim. Ekle butonuna dokunalım. Bunu yaptıktan sonra içerikler GoodReader'dan iPad'e aktarılıyor. Dropbox'a dokunalım. İstediğimiz bir dosyaya dokunabiliriz ve Goodreader bunu iPad'e indirecektir. Bunu yaptıktan sonra pencereyi kapatalım. Document to Go uygulamasını başlatın ve bir dokümanı açtığınızda geri butonuna dokunarak ana ekrana geri dönün. Çevrim içi hesaplar ekranında çevrim içi dosyalara dokunun. Online depolama kaynaklarının listesine benzer bir liste göreceksiniz. Tekrar Dropbox'ı seçiyoruz. Tekrar kullanıcı adını ve şifreyi giriyoruz. Kaydet butonuna ve Tamam butonuna dokunarak girişin başarılı olduğunu doğruluyoruz. Ve işte Dropbox hesabımıza ulaşıyoruz. Son olarak ana ekrana geri dönelim ve yeni dökümanların oluşturulmasına bakalım. Ana ekranda ekranın sağ üst köşesinde bulunan yeni döküman butonuna dokunuyoruz. Oluşturmak istediğimiz döküman tipini seçiyoruz. Bir Word, Excel veya PowerPoint dökümanı ya da ek dosya içeren bir e-posta iletisi. Excel'i seçelim. Excel'e çift dokunalım, bir değer girelim. Tamam butonuna tıklayalım ve kaydedelim. Bunu yerel olarak kaydedebiliriz veya çevrim içi konumlardan birisine kaydedebiliriz. Bir çevrim içi konumda kaydetmek için kaydet butonuna dokunuyoruz ve ardından ikinci ikona yani üzerinde küçük bir ok bulunan farklı kaydet butonuna dokunuyoruz. Bu noktada dosya adı alanına dokunarak dosyanın ismini giriyoruz. Konum alanına dokunuyoruz. Sol üst köşedeki klasör seç butonuna dokunuyoruz. Çevrim içi dosyalara dokunuyoruz. Dropbox hesabına dokunduğunuzda Dropbox klasörünü göreceksiniz. Bu noktada birini seçip seç butonuna ve ardından kaydet butonuna dokunabilirsiniz. Dosyanız Dropbox'a gönderilir iWork, GoodReader ve Documents to Go gibi uygulamalar arasında dosyaları transfer etmek veya yönetmek için Dropbox kullanmak iPad'i çok daha aktif kullanılabilir hale getirmektedir.